Merhaba arkadaşlar. Elektrik otomasyon derslerine hoş geldiniz. Bugün ilk videomla karşınızdayım. İlk derslerimize başlamadan önce dersimizde nasıl bir yol izleyeceğiz, size biraz yol haritamdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar derslerimize elektrik kumanda devre elemanları tanımakla başlayacağız. Daha sonrasında bu kumanda devrelerini çizmek, okuyabilmek ve çizimini yaptığımız devreleri uygulayıp arızalarına giderebilmek hakkında videolar çekeceğim. Şimdi sizlere elektrik kumanda devre elemanlarının biri olan sigortayı anlatacağım. Sigorta nedir? Ne işe yarar? Nerelerde kullanılır? Ve elektrik sigortası neden atar? Bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada farklı amper değerlerine göre sigortalar bulunmaktadır. Sigortalar başka bir isimle V-Otomat ve otomatik sigorta olarak adlandırılabilir. Piyasada bu şekilde karşımıza çıkabilir. Şimdi sigorta nedir? Bir elektrik devresinde belli bir akım geçer. Eğer ki bu akım istenilen akım değerinden fazla olursa bu işletmeler açısından da insan sağlığı açısından tehlikeli durumlara sebep olabilir. Bu yüzden bir koruma elemanına ihtiyaç duyarız. İşte bu koruma elemanlarına sigorta denir. Sigortalar devreye seri bağlanır. Yani sigortanın şu giriş uçlarına enerjimizi bağladığımızda mesela bu 3 kutuplu bir sigorta. Yani 3 fazla bir cihaz bağlayabiliriz bu sigortaya. Şimdi şurada da görünüyor bakın. 1, 3, 5, 2, 4, 6. 1, 3, 5 dediğimiz sigortaya bağlayacağımız enerjidir. Burası da enerjimizin çıktığı yerdir. Buna seri bağlantı diyoruz. Şimdi bu sigorta 25 amper çekiyormuş. Mesela farklı bir sigorta gösterelim. Bu da 16 amper çekiyormuş. Elimizde farklı amperlere göre sigortalar bulunmaktadır. 6 amper çekiyormuş. 32 amper çekiyormuş. Bakın bu da 32 amper ama farklı ürünler, farklı markalara ait. Şimdi arkadaşlar sigortalar üzerinde belirtilen amper değeri neyse buna dayanıklıdır. Mesela 16 amper bir sigortaya bir ürün bağladığımızda, bir cihaz bağladığımızda bu 16 amperin üstünden bir akım çekerse sigortalar devreyi otomatik olarak bu şekilde açar ve bizi olası durumlara karşı korur. Aynı zamanda bağlı olan cihazlarımızı da korur. Şimdi aynı durumda cihazımızın üzerinde bir elektrik kaçağı da olsa elektrik çarpmasına karşı bizleri korur ve bu oldukça önemlidir. Sigorta çeşitleri kullanım alanına göre değişkenlik gösterebilir. Mesela burada farklı bir tipte cam sigorta bulunmaktadır. Bunu kullanabilmemiz için böyle bir klemense ihtiyacımız vardır. Mesela bunu da göstereyim. Şuraya taktığımızda bu sigortayı bu şekilde kapatıyoruz. Bu bize bir sigorta klemensi oluyor. Bunun da giriş ucu burası, çıkış ucu burası. Sigortalar nerelerde kullanılır arkadaşlar? Sigortalar evlerde, endüstri tesislerinde, kumanda panolarında, elektrik santrallerinde, kısacası elektrikle çalışan tüm aletlerde kullanılır. En çok kullandığımız sigortalar gördüğünüz üzere otomatik sigortalardır. Şimdi size bir püf nokta daha vereceğim. Arkadaşlar burada C16 amper yazıyor. Burada B6 amper yazıyor. Yani bu 6 ampere dayanıklı dedim. Bu 16 ampere dayanıklı dedim. Ama ikisi arasında bir fark var. Mesela burada B yazıyor. Burada C yazıyor. Arkadaşlar eğer bu sigortayı evde kullanacaksanız mutlaka ve kesinlikle B serisi kullanmanız lazım. B ve C arasındaki farkı anlatayım size arkadaşlar. Bu sigortanın iç yapısında bir metal adı üzerinde bir tel vardır arkadaşlar. Eğer ki siz bu sigortayı eve kullanırsanız B'yi, şimdi herhangi bir elektrik kaçağında insan sağlığını etkileyecek bir şey olduğu için bu sigorta C'ye göre daha çabuk atacaktır. Eğer siz eve C serisi bir sigorta kullanırsanız bunun atma süresi biraz daha geç olduğu için yani C serisi sanayi tip, B serisi ev tipi diyebiliriz. Evlere C kullanırsanız bu sigorta daha geç atacağı için yangına sebep olabilir, insan sağlığını etkileyebilir arkadaşlar. Onun için muhakkak kesinlikle bu öneride bulunmak istiyorum size. B serisi sigortayı mutlaka ve mutlaka evlerde kontrol edin. B serisi olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.